İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Liderler Masası programıyla karşınızdayız. Liderler Masası'nda İsmet Demirdöğen'le birlikte siyasi parti liderlerini konuk edeceğiz. Gündemdeki konuları, merak edilenleri soracağız. İlk konuğumuz Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Hoş geldiniz Sayın Babacan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Güncel bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi oy çokluğuyla iş insanı Osman Kavala dosyasını AİHM'e gönderdi ve Türkiye'ye yönelik ihlal süreci resmi olarak başladı. Bu konudaki görüşünüzle başlayalım. Bu süreç aslında aylardır yaklaşık olarak nereye doğru gideceği belli olan bir süreç. Türkiye şu anda maalesef kendi vatandaşlarının temel hak ve özgürlükleriyle alakalı son derece yanlış uygulamaların içinde olan bir ülke. Ama bizim kendi vatandaşlarımızla ilgili olan yanlışların böyle Avrupa'da, başka ülkelerde, başka ülkelerin başkentlerinde konuşulması gerçekten ülkemiz adına çok yazık. Yani bizim kendi vatandaşımızın temel hak ve özgürlükleriyle alakalı meselelerde kendi içimizde bu konuları çözmemiz gerekiyor. Yani bizim bağımsız ve tarafsız çalışan bir yargıya sahip olmamız gerekiyor. Bu yargının kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini koruyucu bir tutum gerekiyor. Yargının, hükümetin, yönetimin talimatlarından bağımsız ve gerçekten hukuk ve adalet bazında hareket edebilmesi gerekiyor. Yani bunlar ülkemiz adına çok yazık, biliyorsunuz AİHM kararlarında ve AİHM'deki dosya sayısında Türkiye yıllardır ilk iki ülkeden birisi oldu hep. Yani bir ara böyle fena değildi, birkaç yıl böyle düzgün gitti işler. Ama ondan sonra tekrar bozuldu ve nihayetinde bu iş işte Avrupa Konseyi'nin üyeliğiyle alakalı risklere doğru kademe kademe gidiyor. Tabi bu biliyorsunuz uluslararası kuruluşlarda kararlar, yaptırımlar birden gerçekleşmez. Hep safhaları vardır, kademe kademe gider. Ama Türkiye gerçekten Avrupa Konseyi'nin ilk başından beri tam üye olan bir ülke olarak bu duruma düşmemeliydi. Gerçekten. Hükümet buradan çıkacak sonuçları göze almış mı sizce? Yani şöyle Türkiye'nin konseyden atılmasına kadar gidebilir bu süreç çünkü. Yani şöyle, bu tabii uzunca bir süreç bu. Hemen o kadar üyelikten ihraç çok kolay değil. Safhaları var. Yani bu yaptırımlar genelde safha gelir. Dolayısıyla yani pek çok çıkış yolu olacaktır eminim. Türkiye'nin önüne çıkacak. Şurada zaten 2023'ün en geç Mayıs'ın Haziran'da da seçim var. O zamana kadar da zaten işler derlerini toparlanır diye düşünüyorum. Yani o seçimden sonra zaten bakılır, edilir, tekrar düzgün süreçler işletilir ve hukuk neyse, adalet neyse onun gereği yapılsın diye bir çaba mutlaka ortaya konulur. Onun için Türkiye adına üzücü ama böyle çok da aşırı kaygılanmamız gerektiren bir konu olarak ben görmüyorum. Yani hani uluslararası ilişkiler açısından değil de asıl kendi vatandaşının hakkını, hukukunu koruyan bir devletin Türkiye'de olmadığının bir bakıma dışarılardan tescili anlamına geliyor. Bu o üzücü bir şey. O üzücü. Yani üstelik Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği hep karıştırılır. Yani Avrupa Birliği biliyorsunuz bizim üyelik müzakereleri sürecinde olduğumuz bir ülke. Gerçi müzakereler adeta durmuş vaziyette, bir şey olmuyor ama orada biz üye değiliz. Ama Avrupa Konseyi'de tam üyeyiz. Yani Avrupa Konseyi'nin masasındayız. İlk günlerinden beri dediğiniz gibi kurucu üye olarak oradayız. Ve üstelik bütün o sözleşmelere imza atmışız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının Türkiye için bağlayıcı olduğuyla alakalı sözleşmelere de imza atmışız. Yani dolayısıyla böylesine vahim bir tabloyla karşı karşıya kalmak ülkemiz adına çok üzücü. Vatandaşlarımız adına çok üzücü. Ama bu hükümeti biliyorsunuz artık ülkeyi yönetme kapasitesi, kabiliyeti kalmadı. Yani dar bir ideolojik bakışla ve inatlarla, yanlışla, ısrarla bir yönetim anlayışı var. Mahkemelere çok ağır bir hükümet müdahalesi var. Hükümet üyelerinin veya Cumhurbaşkanı'nın bizzat yargı süreçlerinin işleyişiyle alakalı ağır müdahaleleri var. Böyle bir ülkede de hukuk ve adalet aramak mümkün değil. Yani çalışmaz, işlemez. Yargı da rahat işlemez. Zaten biz hep söylüyoruz.
seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 dakikada yapacağı bazı açıklamalar var diyoruz. Bırakın ilk 90 günü, 280 günü. Bunlardan en önemlisi de dönüp yargıya hakimlerimiz, savcılarımız artık siz rahat olun. Bundan sonra yürütmeden yargıya, yani hükümetten yargıya bir müdahale olmayacak. Artık siz gerçekten bağımsızsınız diyeceğiz. Ama görevinizi de tarafsızca yapın lütfen diyeceğiz. Çünkü hükümetin etkisinin olmaması yargının tarafsız çalıştığı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz yargıda da yıllarca ne sorunlar yaşadık. Yani farklı farklı gruplar hep böyle yargıyı ele geçirmesi gereken bir kale olarak gördü. Farklı farklı siyasi ya da ideolojik eğilimler yargıyı böyle nüfuz edilip de ele geçirmesi gereken bir kurum olarak gördü. Dolayısıyla geçmişte de her türlü hata olduğu yargıyla alakalı. Yani burada gerçekten çok düzgün bir insan kaynağı perspektifiyle yargının insan kaynağı başta olmak üzere çok ciddi reforma ihtiyacı var. Biz bunda çalışıyoruz. Yani eylem planlarımız bir tanesi de yargı reformu eylem planı. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Mustafa Bey, Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlığında yürüyen bir çalışma bu. Bunu da yakın bir zamanda açıklayacağız. Çünkü yargının bağımsızlığı yetmiyor. Yani bağımsız kalan yargının da tarafsız çalışabilmesini sağlayacak bir reform çerçevesi de mutlaka gerekiyor orada. Yani niyet iyi ama Türkiye'de bir de somut bir gerçek var ki, örneğin geçen hafta Abdülhamit Gül'ü bakanlıktan istifaya götüren süreçte Avrupa Konseyi'nin Türkiye aleyhine özellikle Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarının, ahim kararlarının uygulanmaması üzerinden konsey üyeliğinin yaptırıma uğrayacağı açıklandıktan sonra geçen hafta Salı günü sarayda bir toplantı yapılıyor. O toplantıda konseyin kararı ne olabilir? Konsey bizi ne zaman üyelikten ihraç edebilir ya da üyeliğimizi askıya alabilir? Buna uygun adımlar atalım ve ahim kararını ne zaman uygulayalım diye bir karar toplantısı yapılıyor. Yani yargının vereceği bir karar var ama yargı beklenmeden sarayda bir toplantı yapılıyor ve enteresandır. Ne oluyorsa o arada Abdülhamit Gül istifaya karar veriyor o gün. Evet. Yani geri planını çok bilmiyorum. Yani Adalet Bakanı niye değişti, niye Sayın Gül görevden alındı ya da ayrıldı, niye Sayın Bozdağ görevlendi, çok geri planını bilmiyoruz ama artık bunlar çok önemsiz. Yani bakanların biri gelmiş, biri gitmiş, sonuç hiç değişmiyor yani. Nihayetinde işte ülke yani bir kişinin keyfine göre yönetiliyor. Bu bir kişinin keyfine uygun hareket eden bakanların belki görev süresi biraz daha uzuyor. Biraz daha ilkeli durmaya çalışan, en azından kendi fikrini özgürce ifade eden bakanların da görev süresi çok uzun olmuyor. Öyle bir gerçekle karşı karşıyayız maalesef. Ama artık biz seçim sonrasına bakıyoruz doğrusu. Yani şurada zaten en fazla işte 1,5 yıllık bir süre var, en fazla daha da kısa. Bu ülkenin bu hükümetle düzelecek hiçbir yanı yok. Yani hiçbir sorun artık çözülemez. Bunlar yapamazlar yani. Yani bir şey ummayalım. Yani bir beklenti içine hiç girmeyelim. Yani şunu nasıl olsa şöyle çözerler, şöyle bir şey olabilir, şöyle bir hamle olabilir. Artık bu bitti. Yani bunda çok açıkçası fazla ilgilenmemek lazım. Tabii ki biz güncelle ilgili görüşlerimizi söylüyoruz. Hala her şeye rağmen önerilerimizi yapıyoruz. Çağrımızı da bulunuyoruz. O bir vatandaşlık görevi olarak en azından yapılması gerekenlerle ilgili her zaman çağrıda bulunuyoruz ama bir beklentimiz yok doğrusu. Artık biz tamamen seçim sonrasına odaklanmış durumdayız. Bütün ekiplerimiz seçim sonrasındaki uygulanacak yol haritasını çalışıyor. Eylem planlarını çalışıyoruz şu anda. Yani 20 ayrı alanda eylem planı hazırlıyoruz. Bunlardan 4'ünü açıkladık. 3'ü tamamen hazır. Önümüzdeki haftalarda hazır olanlara çıkacağız. Diğerleri de böyle hep sırada. Yani birkaç aya kadar 20 ayrı alanda 1000'den fazla eylem açıklamış olacağız. Ve bunlar için insan kaynağı yapısı, uygulama aşamaları, çok detaylı bir hazırlık yapıyoruz. Artık bir beklentimiz yok. Yani ne kadar da şikayet etsek işte bunlar yine kafalarına göre yapacaklarını yapacaklar. Tabii ki sorunlara işaret ediyoruz. Tabii ki vatandaşlarımızın sorunlarını sürekli dillendiriyoruz. O da bir görevimiz. Çünkü yandaş medya ya da partili medya artık adını ne diyeceksek onlar tamamen bir dezinformasyon yapıyor. Yani propaganda kampanyasıyla insanlara siyahı beyaz, beyazı siyah göstermeye çalışıyor. Yani gerçekleri bizim anlatmak, tanıtmak gibi önemli bir görevimiz de var. Yani bunları da tabii bir yandan yapacağız. Bir yandan ülkenin gerçeklerini vatandaşlarımıza anlatacağız. Ama bir yandan da seçim sonrasına hazırlanacağız. Çünkü artık yani hukuka bağlılık beklemeyin. Yani anayasaya uyma diye bir şey beklemeyin. İşlerine ne geliyorsa o. Yani bugün işlerine bu geliyor, bunu yapıyorlar. Yarın tamamen farklı bir şey yapabiliyorlar.
Hatırlayalım, 2020'nin sanırım Mart ayındaydı, bir yargı reformu açıklandı değil mi? Yani bir Avrupa Birliği projesiydi bu. Projenin fonunu kullanmak için de son günmüş galiba. 31 Mart mıydı neydi tam şimdi bunu hatırlamıyorum. Bir yargı reformu diye bir şey açıkladılar. Bir tane adım atılmadı ya doğru düzgün. Hiçbir şey fark etmedi ya. Çünkü şöyle bir yönetim zihniyeti var. Diyor ki anayasa dediğimiz 50+1 değil mi? Yani referanduma gitmiş ve 50+1 ile halk oyuna sunulmuş bir metin. Üstelik kurul yazısı. Yani ben de 50+1'im diyor. Yani beni de vatandaş direkt seçti. Üstelik ben de 50+1 ile seçildim. Dolayısıyla yani anayasa ve ben yani demek uymayabilirim. Yani uymayınca da hiçbir şey olmuyor. Yani saygı duymuyorum diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararına. Alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyor, uymayabilir diyor falan. Yani artık hukukla kendisini sınırlı hissetmeyen, anayasayı kendisi için bağlayıcı bir düzenleme kabul etmeyen bir yönetim zihniyle ülke bir krizden diğerine savrulur yani. Ve oluyor, yaşıyoruz yani. Her gün yaşıyoruz. Her gün krizlerin çeşitleri çoğalıyor sadece. İşte şu anda da bir enerji kriziyle baş başayız değil mi? Yani ilk defa Türkiye'de enerji yok diye fabrikalar kapatıldı yani. On binlerce fabrika üretimi durdurdu. Doğalgaz yok diye, elektrik yok diye. Yani bu zihniyetin, bu hukuku hiçe sayan, adalet önemsemeyen, anayasayla kendisini bağlı hissetmeyen zihniyetin ülkeye getireceği nokta bu. Yani krizden krize bu ülke savrulur ve savrulmaya da devam eder. Ama dediğim gibi yapacağımız artık seçim sonrasına hazırlanmak, oraya odaklanmak. O sorunlardan biri, Türkiye'nin sorunlarından biri de Türkiye'de Kürt sorunu. Bu açıklayacağınız raporlar içerisinde, çalışmalar içerisinde, eylem planları içerisinde bu sorunun çözümüne ilişkin ne bulunacak ya da ne bulunması beklenebilir? Aslında Kürt sorunu bizim partimizi ta kurmadan önce, yani 2019 yılından itibaren çok detaylı bir şekilde üzerinde çalıştığımız bir konu. Çok geniş istişareler yaptığımız gibi ayrıca geniş bir çalıştay da yaptık. Ve bu çalıştayda tam bir gün analiz, tam bir günde çözüm üzerine çalıştık. Ve bu raporun asıl ana bulgularını da parti programımıza olduğu gibi taşıdık. Bizim parti programımız zaten özgürlüklerle başlıyor. Yani açıp baktığınızda birinci sayfa, birinci bölüm özgürlüklerle başlıyor. Özgürlük, sonra ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü diye devam ediyor. Sonra temel hak ve özgürlük, temel haklara geçiyor, öyle devam ediyor. Adalet, hukuk diye devam ediyor. Oralardan başlıyor yani. Dolayısıyla bizim bu konudaki tutumumuz çok net, çok açık. Öncelikle sorunun varlığını bir kabul etmek gerekiyor. Şu anda zaten hükümet tarafındaki en büyük açmaz o. Sorunu reddediyor. Yani geçen sene bir ara bir Diyarbakır'a gitti. Dedi ki işte eskiden ne söylediysem arkasındayım dedi. Sonra Ankara'ya döndü. Bir haftada tekrar çark etti Cumhurbaşkanı. Yani o Diyarbakır'da başka konuştu, döndü Bahçeli'nin yanında başka konuşmaya başladı. Tabii zor bir ortaklık var aynı zamanda. Yani AK Parti'ye oy veren vatandaşlar acaba dönsün dolaşsın, Sayın Erdoğan bu noktaya gelsin diye mi o desteği verdiler? Yani 2017 referandumu desteklerken, 2018'de Sayın Erdoğan'ı seçerken dönsün dolaşsın Bahçeli'nin çizgisine düşsün diye mi o desteği verdiler? Gerçekten çok yazık yani. Çok çok yazık. Ama insanlar sabırla bekliyor şimdi. Seçim gününü bekliyorlar. Ben çünkü çok geziyorum Türkiye'yi. Yani son bir yılda 76 ile gittim. Yüzlerce ilçeye gittim. Ve gittiğim her yerde insanlar gerçekten çok dolu ama sabrediyorlar. Yani buraya kadar dolular ama sabrediyorlar. Nasıl bir seçim günü gelecek de diyorlar. Biz söyleyeceğimiz o seçim sandığında söyleyeceğiz diyorlar. Yani öyle de bir bekleyiş var. İşte sorunun varlığını reddedince çözmek mümkün değil. Yani şimdi şu anda hükümetin geldiği nokta bu. Böyle bir şey yok diyorlar. Yani. Sorun yok. Ben de diyorum ki bizim Kürt vatandaşlarımıza sorun diyorum ya. Sorun var mı yok. Siz Ankara'da oturduğunuz yerden yani saraydan ya da Bahçeli'nin konutundan onların partilerinin genel merkezinden falan konuşmak kolay, sorun yoktur diye. Siz gelin bizim Kürt vatandaşlarımıza sorun. Kürt sorunu var mıdır yok mudur? Cevabı onlardan alın diyorum onlara. Ama artık şey yok, öyle hani bir irtibat, bir düzeltme çabası, bir gayret, bir ya hani insan odaklı bir bakış, öyle bir şey yok artık yani. Sadece iktidarın sürdürülmesiyle ilgili bir çırpınış var, bir çabalama var. Ama aynı bataklıkta çırpındıkça batmaya benziyor yani. Çünkü temel ilkelerden sapınca, o insan odaklı politikalardan bir sapınca, o kötü bir yola girince o yolun sonu maalesef
Kendileri için de kötü, ülkemiz için de kötü. Ama bu sorunlar aynı zamanda çok zor işler değil yani. Çok zor işler değil. Biz eğer temel bir haksa, temel bir özgürlük alanıysa bunları biz devletin hiçbir müzakereye tabi tutulmadan, hiçbir pazarlık konusu edilmeden, yani oylamaya dahi tabi tutamazsınız yani temel hak konusunu. Oylayamazsınız. Yani diyemezsiniz ki bizim vatandaşlarımız için, bir kısım vatandaşımız için onlara şu hakkı verelim mi vermeyelim mi diye diğerlerine dönüp bunu oylatamazsınız. Yani devlet olmanın görevi tek bir kişi dahi olsa o hakkı olduğu gibi tanımak, başka bir şey değil yani. Onun için bizim bu konudaki zihnimiz çok net. Çünkü dersimizi çok iyi çalıştık. Meseleyi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Üstelik yıllardır bu ve benzeri konuların içinde olan arkadaşlarımız var partimizin çatısı altında. Çözüm sürecinin içinde olan arkadaşlarımız var. Yani o sürecin artısıyla, eksiğiyle, her şeyle o sürece vakıf olan arkadaşlarımız var. Bu işin hafızası da önemli çünkü yani. Ne yapılmış, ne işe yaramış, ne yaramamış. Tarih tekerrür eder ama eğer ders almazsanız tekrar eder. Eğer tarihten ders alırsanız, aynı hataları tekrarlamazsanız daha iyi bir gelecek herkesi bekler yani. Onun için bu konuda bizim tutumuz çok çok net, zihnimiz çok net yani. Onun için ikircikle de değiliz. Çok açık açık da bunları söylüyoruz, konuşuyoruz. Ya böyle konuşursak acaba şöyle olur mu, böyle olur mu, o dertte de değiliz. Çünkü biz yaptığımızın doğru olduğuna inanıyorsak sonuna kadar onu uyguluyoruz yani. Hani ne olursa olsun. Aksi halde yani içeriden bir tutum olup da, hani içten içe bir tutum olup da başka şeyler konuşuyorsak o da doğru değil. Yani halka doğruyu söylemek olmuyor. Başka bir şey oluyor. Yani. Kürtçe seçmeli derse siz destek verdiniz. Ana dilde eğitimi de bir temel hak olarak görüyor musunuz? Bu Kürtçe seçmeli derslerdeki öğretmen atamalarıyla ilgili bir garabet vardı. Onunla ilgili doğru biz açıklamalarımızı yaptık. Ana dili meselesi, ki biz buna ana dili diyoruz. Ana dil demiyoruz. Ana dili. Çünkü ana dili ne demek? Evde insanların annesinin konuştuğu dil. Yani o kadar temel bir hak. Dolayısıyla ana dilinin öğrenilmesi, yaşatılması, güçlendirilmesi, bunların hepsi bizim parti programımızda çok açık yazan unsurlar. Dolayısıyla bu konuda da dediğim gibi çok net. Tabii bütün bu konuların bir de şeyi vardır. Yani uygulama detayı vardır. Uygulama çok önemlidir. Programdan önce içeride konuşuyorduk. Hani ekonomik program bir yazılısı vardır. Bir de uygulaması vardır. Yani uygulama safhasında da tabii çok iyi çalışmak lazım. Çok iyi hazırlık lazım. Ve bunun toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilen ve doğru anlaşılan bir konu olarak mutlaka ele alınması lazım. Ama ne yaptığınızı biliyorsanız ve niyetiniz iyiyse ve gerçekten tüm Türkiye için, bütün vatandaşlarımız için daha güzel yarınlara yürüyorsanız bunların hepsi kolay çözülecek konular olarak düşünüyoruz açıkçası. Ve biz şunu yapmıyoruz. Biz korkular üzerinden bir siyaset yapmıyoruz. Biz karşıtlıklar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Şimdi bakıyoruz bu konuları işte reddeden, sorunların varlığını reddeden partilere ve siyasetçilere. Bunlar zaten karşıtlıklar üzerinden siyaset yapıyorlar. Yani her hafta bir düşman belliyorlar. O düşman üzerinden kendi tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ben hatta diyorum, Sayın Erdoğan diyorum, bir haftanın düşmanı panosu var. İşte her hafta birilerini yazıyor oraya yani. Hani, çünkü başarı üretemeyince, herhangi bir soruna çözüm üretemeyince, yarınların bugünlerden daha iyi olacağıyla ilgili bir ümit artık üretemeyince, umut siyasetinden dönüyor korku siyasetine ve insanları bir şekilde korkutarak destek almaya çalışıyor. Neden korkutuyor? İşte toplum diyelim ki bir kesmini dışlayarak, düşmanlaştırarak sen ben meselesine getiriyor. Ya da bir gün işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri düşman listesine giriyor. Bir gün herhangi bir ülkenin lideri girebiliyor. Bir gün bir sivil toplum kuruluşu düşman olabiliyor. Ama sürekli bir düşmanı var yani. Düşman olmasa bile üretmek zorunda. Çünkü karşıtlıklar üzerinden siyaset yapıyor. Oysa bizim siyaset anlayışımız çözüm odaklı, kucaklayıcı ve yarınların bugünlerden çok daha iyi olacağını bilen, bunun için de iyi hazırlık yapan bir siyaset anlayışı. Artık apayrı kulvar yani. Onların yaptığı çözüm de üretmiyor hiçbir konuda. Onun için de bitecek yani. Şurada gün sayılı artık inşallah.
Bu günler bitecek. Çok daha farklı bir Türkiye'ye doğru hepimiz yürüyeceğiz. Karşıtlık demişken, karşıtı olarak görülen ve düşman hukuku uygulanan muhalefet partilerinden biri de Halkların Demokratik Partisi. Onun hakkında açılmış bir kapatma davası var. 450'yi aşkın siyasetçiye siyaset yasağı uygulanması öngörülüyor. Ama öbür taraftan da İmralı ile Edirne arasında bir savaş başlatılacağına dair işaretler aldığını söylüyor. Var ki söylüyoruz gibi de bir üslup geliştiriliyor. Hem HDP'nin kapatılması davası, hem bu Kürt partileri, Kürt siyasetçileri ikiye bölerek onların oylarını kazanabileceği varsayımı üzerine siyaset inşa edilmesini nasıl karşılıyorsunuz? Doğru mudur böyle bir anlayış? Buna ek olarak HDP'yi kapatmakla nasıl bir sonuç umuyor, nasıl bir hedefi var hükümet? Şimdi bu parti kapatılması meselesinin bir hukuki değerlendirmesi var, bir de siyasi değerlendirmesi var. Yani bu Avrupa hukukunda, bizim kendi iç hukukumuzda, yani parti kapatmayla ilgili süreçler, gerekçeler görülebiliyor. Yani Avrupa hukukunda da, bizim iç hukukumuzda. Fakat yani siyasi bir perspektifle ele aldığımızda, açıkçası ben parti kapatmanın bir yaptırım olarak son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki AK Parti'nin zamanında kapatma davası açıldığında Anayasa Mahkemesi'nde Sayın Erdoğan ne diyordu? Parti kapatılması teklif dahi edilemez diye anayasaya madde öneriyordu. Değil mi? Kendi öneriyordu bunu. Mesele AK Parti'nin kapatılması iken. Yani şimdi bakıyoruz, bir başka parti olduğunda da adeta kapatılsın kapatılmasının o günlük yönetimini yapıyor. Yani bir yandan işte yargıya müdahaleyle, bir yandan da o günün düşmanlık ihtiyacına göre, kimse işte ihtiyacı düşman olarak ilan edeceği, ihtiyaç olarak göstereceği. Dolayısıyla bunu tamamen bir siyasi malzeme olarak şu anda kullandığını ben düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Ama hani prensip olarak siyasi perspektiften baktığımızda şahısların yanlışları olabilir. Şahısların gerçekten hukuk çerçevesi dışında yaptığı işler olabilir. Hukuk ihlali olabilir. Yani şahısların tarafsız ve bağımsız bir yargıyla hukuk karşısındaki yanlışlarıyla alakalı yaptırımlar kuşkusuz devrede olmalı. Yoksa hukuk uygulanmaz yani. Eğer kurala uymayana bir yaptırım uygulamazsanız kuralın bir süre sonra anlamı kalmaz. Dolayısıyla şahıslarla ilgili bağımsız ve tarafsız yargı süreçleri önemli. Ama kurumların kapatılması çok anlamı olmuyor. Yani defalarca işte biliyorsunuz parti kapatmalarını Türkiye çok yaşadı yani. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Eğer toplumda bir karşılık varsa, o partinin temsil ettiği çizginin, siyasi görüşün, ideolojinin toplumda bir tabanı varsa, parti dediğimiz bir tüzel kişilik yani. O tüzel kişilik gidiyor, başka tüzel kişilik geliyor. Bir şekilde o çizgiyi yaşatan bir siyasi parti yine var oluyor Türkiye'de. Yani bugüne kadar parti kapatmalar işe de yaramamış. Yani deseniz ki bak şu parti kapatıldı, çok iyi oldu, sonuç alındı. Sebebi de şu, öyle bir örnek yok yani. Öyle bir örnek yok. Defalarca biliyorsunuz hani Milli Selamet Partisi'nden tutun da ta Fazilet'e kadar bir sürü parti kapatıldı Türkiye'ye. Aslında AK Parti işte Fazilet Partisi'nin kapatılması üzerine inşa edildi değil mi? Üstelik daha da büyüyerek, güçlenerek o zaman kuruldu etti. Ama bu Sayın Erdoğan'ın elinde bir siyasi enstrüman şimdi. Bu enstrümanı nereye doğru, nasıl kullanır? Seçime doğru bunun dozunu artırır mı? Nasıl olur? Tabii bunu bilmek zor yani artık. Ama şu var ki vatandaşlarımız görüyor artık. Yani o iyi biliyorlar. Yani çünkü bu oyun defalarca oynandığı için ve defalarca bunu, bütün bu oyunları gördükleri için artık iyi biliyorlar. Tabii ki hukuk önemlidir. Tabii ki adaletin yerine gelmesi önemlidir. Hukukun bir evrensel çerçevesi vardır. Yani özgürlükler dediğimizde, mesela siz özgürlük var diye hani terörü teşvik edemezsiniz. Özgürlük var diye şiddeti teşvik edemezsiniz. Nefret suçu diye bir tanım vardır yani hani. Nefret suçu işleyemezsiniz. Bu benim özgürlük alanımdır diyemezsiniz. Yani özgürlüklerin evrensel bir hukuk çerçevesi var. Evrensel hukuk çerçevesinde o özgürlükleri mutlaka yaşatmak lazım. Ama bunun dışına çıkıldığı zaman da yargının devrede olması lazım. Ama hangi yargı? Tarafsız ve bağımsız bir yargının devrede olması lazım. Ki siyasi içerikli hiçbir dava Türkiye'de kendi mecrasında yürümüyor. Yani eğer siyasi içerikliyse, ister şahıslarla ilgili olsun, ister tüzel kişiliklerle olsun, hükümetin çok ağır yönlendirmesi çerçevesinde yürüyor. Tabii ki burada bir Anayasa Mahkemesi'ne de görüşülen bir davadan bahsediyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi hala her şeye rağmen
bağımsızlık mücadelesini sürdüren diyelim ve tarafsız olma gayreti içinde olan bir kurum. İşleri gittikçe zorlaşıyor. Üye kompozisyonu değiştikçe işleri gittikçe zorlaşıyor. Onun da farkındayız. Ama her şeye rağmen gerçekten hakkın, hukukun, adaletin yanında duruyor olmak bizim yargı mensuplarımız ve yüksek yargı mensuplarımız için çok önemli bir vatandaşlık görevi ve insanlık görevi. Onlar da bu dönemde zor bir sınav verecekler yani. Bir yandan tabii ki adaletin yerini bulması lazım ama bir yandan da bu siyasi müdahalelerin şöyle bir karşısında durup doğru neyse onu yapmanın çabasında olmaları bu önümüzdeki süreçte kıymetli olacak. Biz de sadece doğru gördüklerimizi ilkeler bazında söylüyoruz, konuşuyoruz. Ama bu söylediklerimizin de asla bir yargıya müdahale anlamına tabii gelmemesi lazım. Biz sadece ilkesel açıdan olması gerekeni hep ortaya koyuyoruz. Tutumumuz da şöyle bizim, yani anayasamıza göre kurulmuş, yasalara göre işlerliği olan, mecliste temsil eden, mecliste grup olan bir siyasi partiden burada söz ediyoruz. Bir önemli hukuk karinesi var, masumiyet karinesi var. Yani suçlu olduğu kesin tespit edilmedikten sonra herkes suçsuzdur diye bir genel bir masumiyet karinesi var. Bu çok önemli bir kural, çok önemli bir ilke. Aksi halde daha yargı sonucunu beklemeden peşinden birilerini suçlu ilan edip ona göre davranamazsınız. Yani bu bizim ilkelerimize de aykırı. Dolayısıyla biz HDP ile olan diyalogumuzu sürdürüyoruz. Yani bu kapatma davası açıldıktan sonra bizim HDP ile olan diyalog sürecimizde herhangi bir değişiklik olmadı, herhangi bir farklılık söz konusu olmadı. Evet, aslında Fransızların bir atasözü var. Siz umudu koruduğunuz için aklıma geldi. Yani umudu yitirmek yerine ertelemek diye bir atasözleri var. Umudunuz her şekilde yüksek gibi Sayın Genel Başkan. Evet, çünkü artık gün sayılı. Gün sayılı ve Türkiye'ye zarar verebilecekleri günler sayılı artık yani. Çok şey değil. Yani bir şekilde bu seçim sonrası Türkiye çok hızlı toparlar. Yani çok hızlı bir dönüş yapar bu ülke. Çok büyük potansiyelimiz var. Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. Avrupa'nın en genç nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları Türkiye'nin yani. En büyük tarım alanları bizde. Dolayısıyla bu büyük ülke, bu derin bir tarihi olan ve aynı zamanda kültürel zenginliği olan, kültürel zenginlik derken çeşitliliği zenginlik olarak görmek çok çok önemli. Yani bu büyük ülke nebadeleri atlatmış yani. Bunu da atlatır. Biz onun için bir yandan çok üzülüyoruz gerçekten. Çok kızıyoruz. Ama bir yandan da işte neler yapılması gerektiği konusunda da çok detaylı hazırlıklar yapıyoruz. Ve zamanında Türkiye'nin iyi olduğu alanlar oldu değil mi? Yani Türkiye'nin başarılı olduğu alanlar oldu. Dönem dönem güzel şeyler oldu bu ülkede. Yani bunu da hep beraber yaşadık. Onların nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştirildiğini de az çok bildik. Hani o tecrübe de önemli. Yani düzgün bir kadro, dürüst ve işin ehli bir kadro olduğu zaman ve ortak akıllı istişareyle iş yapıldığı zaman gerçekten bu ülke her alanda koşmaya, yükselmeye hazır bir ülke. Onun için hem ülkemize güveniyoruz hem de kendi yaptığımız hazırlıkların kalitesine güveniyoruz, öyle değil. Az önce iktidara gelirsek ilk 90 dakikada yapacağımız şeylerden biri de yargı mensuplarına çağrı dediniz. Bunun dışındaki öncelikleriniz neler? Yani ilk 90 dakikada mesela yine basın özgürlüğü ile ilgili konular, sivil toplumun özgürlüğü ile ilgili konular ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar açıkçası. Yani döneceksiniz medyaya, hani değerli gazetecilerimiz, değerli basın mensuplarımız, şöyle bir rahat nefes alın. Bundan sonra hiç kimse eleştirel yazdığı için, eleştirel yorum yaptığı için işinden kovdurulmayacak. Yani biz hiç kimsenin patronunu arayıp da şunu işten kov falan demeyeceğiz. Bu çok önemli yani. Ve bunun fiiliyatını da bu şekilde gerçekleştirdiğinizde aslında çok çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Yoksa şu anda basın üzerindeki baskının hiçbir hukuki dayanağı yok. Yani böyle bir yaptırım var mı? Yani işte hükümet bir gazeteci Cumhurbaşkanı hakkında hafif eleştirel konuşursa bu gazeteci işten atılır diye bir öyle bir kanun hükmü var mı? Atılmakla kalmıyor öyle efendim. Şey. Cezaevine gönderiliyor Sedef Kabaş örneğinde olduğu gibi. Yani daha ötesi de var. Daha ötesi de var. Dolayısıyla ama işte en yaygın yaptırım olduğu için ben yani arkadaşların dediği 10 bin civarında 10 bin, gazeteci evet. Diyorlar. Yani medya camiasının içinden gelen rakam bu. 10 bin civarında gazeteci arkadaşımız diyorlar işten kovduruldu bu dönem diyorlar. Bir de tabii böyle bir yaptırım olunca adeta bir kara listeye girmiş gibi oluyorsunuz. Pek çok medya kuruluşu tekrar işe almaktan da korkuyor. Yani insanları bu şekilde bir de damgalamış oluyorsunuz. Yani. Hani
diğer kuruluşlar hemen korkuyorlar. Ya şimdi bu işten çıktı, ben alırsam benim de başıma bir iş gelir mi falan diye. İşte bununla ilgili hiçbir hukuk yok yani. Bunu dolayısıyla fiili bir durum, de facto bir durum oluştururlar basın özgürlüğü alakalı. Bu de facto durumun tekrar de jure çerçeve alınması, tekrar hukuk çerçeve alınması dediğim gibi bir açıklama meselesi. Ondan sonra da kararlı bir uygulama. Sivil toplum öyle. Şimdi meslek örgütleri sus, sivil toplum korkuyor, konuşamıyor. Ya ben hayret ediyorum. Türkiye'de on binlerce fabrika doğal gaz ve elektrik yokluğundan kapanıyor. Yani ilgili sivil toplum kuruluşlarından sesini çıkarıp da ya niye bize enerji bulamadınız? Niye enerji politikasını bu hale getirdiniz? Niye Türkiye'yi bir enerji krizine soktunuz diye yüksek sesle dillendiren meslek örgütü yok gibi bir şey. Herkes üzerinde bir baskı var, bir korku var. Yani devletin denetleme gücü ve gerekirse hukuk dışında hareket edebilme özelliği herkesi korkutuyor. Yani bugün Türkiye'nin en güçlü olabileceği düşünülen iş dünyası örgütleri diyelim. Biraz eleştirel konuştuklarında hemen tepelerine balyo siniyor. Siz işinize bakın diyor. Değil mi? Ama bize diyemiyor mesela. Çünkü biz tam da işimizi yapıyoruz. Yani yanlışları söylüyoruz. Doğrularla ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Zaten Deva Partisi'ni onun için kurduk. Baktık ki yok. Yani sivil toplumdan, medyadan, yani ülkenin hem sorunlarını dinlendirmeyle alakalı hem de çözüm üretmeyle ilgili bir alan yok oralarda yani. Düşünce kuruluşuna bakıyoruz. Çok zor. Yani bu işin meşru demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Ve çözüm içinde gerekli kurum bir siyasi parti. Öyle gördük açıkçası. Yoksa başka yerlerde alan yok. Yani biz tam işimizi yapıyoruz. %100 hukuk içerisinde yapıyoruz işimizi. Tam meşru çalışıyoruz. Onun için korkmuyoruz. Yani hukuk dışında çalışanlar, meşru dairenin dışında çalışanlar, onlar korksunlar. Onlar korksunlar çünkü bir gün nasıl olsa bütün bunların bir hesap günü gelir yani. Nasıl olsa bir gün gelir. Bunların hepsinin bir hesap günü gelir. İdari denetim olur, yargı denetim olur, meclis denetim olur. Bunların hepsi günü gelir. Bir hesap verme süreci nasıl olsa işletilir. Dolayısıyla tam da tersine aslında şu anda yavaş yavaş göreceksiniz. Korkması gerekenler şeyi değişecek. Yani kimler korkuyordu, kimler korkmuyordu. Bundan sonraki süreçte kimler daha çok korkacak, kimler korkmayacak. O dönüşümü göreceğiz. Hele hele şöyle bir seçim kampanyası dönemine girelim. Çok değişecek Türkiye. Yani bugün susan, konuşamayan çok kurumun ve kişinin çıkıp rahat konuşabildiğini göreceğiz hep beraber. Çünkü artık o sürece girince insanlar tamam diyor, artık seçim sürecine girdik. Ve bugün konuşmazsam yarın hiç konuşamayacağım diyecek insanlar ve konuşan çok olacak yani. Sadece siyasi partiler değil, başkaları da çok konuşacak. Ve hep beraber muhalefet partilerine yolsuzluk dosyalarının gitmesi de bununla alakalı mı? Yani iktidarın gideceğinin görülmesiyle mi ilgili? Tabii ki. Ama bu hep vardır Türkiye'de zaten. Yani yolsuzluk dosyaları hep muhalefete gider ve eskiden bunlar çok ses getirirdi. Fakat özellikle bu 17-25 Aralık olaylarından sonra maalesef bu FETÖ'nün Türkiye'ye en büyük verdiği zararlardan birisi bu oldu. Yani bu yolsuzluk iddiaları ile bu hani FETÖ çok özdeşleştirildiği için uzunca bir süredir Türkiye'de bu yolsuzluk iddiaların toplumun geniş kesimlerindeki etkilerinin çok sınırlı olduğunu görüyoruz biz. Çünkü hep onu çağrıştırıyor. Maalesef bu örgüt, bu FETÖ o konuda da Türkiye'ye çok çok büyük zarar verdi. Yani yolsuzluk iddiasında bulunmanın sadece ve sadece hükümeti devirmeye dönük, üstelik darbeye kadar kalkacak kadar aklını yitirmiş bir örgütün bir çalışma alanı olarak değerlendirildi. Toplumun zihninde öyle kodlandı. Ve onun için de maalesef yolsuzluklara çok geniş bir alan açıldı Türkiye'de. Dikkat edin, 17-25 Aralık'tan sonra yolsuzluk hem çok genişlemiştir, derinleşmiştir, rakamlar büyümüştür. Ama siyasi açıdan da hani yolsuzluğu dillendirmek, anlatmanın da toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkisi de bir o kadar zayıflamıştır. Size de geliyor mu belgeler bürokraside? Yani bir miktar geliyor. Çok değil açıkçası. Çok değil. Bir miktar geliyor. Ama tabii biz iyice emin olmadan çıkıp bir şey açıklamıyoruz. Çünkü çok sağlam olması lazım. Bir de bunlarla ilgili doğru adres yargı. Yani yargı denetimi. Tabii ki idari denetim önemli. Tabii ki meclis denetimi önemli. Yani zaman gelince bütün bu dosyalarla alakalı mecliste gerekirse araştırma komisyonları, soruşturma komisyonları olmalı. Yargı süreçleri mutlaka işlemeli. İdari denetim kurumları var devletin, yani bunlar çalıştırılmalı ama
Hani bir siyasi partinin kendi içinde bir yolsuzluk dosyasını alıp da hani araştırması, soruşturması o kadar da kolay bir şey değil yani. Kolay değil çünkü iki tane belge eksik olur. Resmin tümünü görmezsiniz. Yanlış bir iddiayla kendinizi ortaya atarsınız. O iddianızla çürütüldüğünde iyi bir şey olmaz bu yani. Onun için bütün gelen ne var ne yoksa biz hepsini güzelce dosyalıyoruz. Zamanı gelince hepsi nasıl olsa süreçlere girer diye. Yani çok dikkatli olmak lazım. Çünkü vatandaşlarımız güvenecek, sarılacak bir yer arıyor şu anda. Yani güveni zedeleyecek bir iş de yapmamak lazım. Onun için bunların hepsini dosyalıyoruz. Nasıl olsa sayılı gün çabuk geçiyor. Zamanı gelince er ya da geç bütün bunlar denetlenir. Bir de devlette şu var. Yani devlette bir kaydı yok etmek o kadar kolay değil. Yani ben 13 yıl bakanlık yaptım. Bir şekilde bir yerlere işleniyor ve o kayıtlar hiç çıkmıyor, hiç silinmiyor yani. Yani zamanı geldiğinde, o dolaplar açıldığında, dosyalar açıldığında, o bilgisayarlara bakıldığında bunların hepsinin bol bol kaydı çıkar. Doğru düzgün kim çalıştıysa o da ortaya çıkar. Yanlışlar yapıldıysa onlar da ortaya çıkar. Ama biz bunu böyle bir rövanşizm, bir devri sabık üzerinden götürmenin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani hukuksuzluk olabilir ama devlet hukuksuzluğa karşı hukuk içinde mücadele etmeli. Devleti zaten ayırt eden önemli özellik o. Yani hukuksuzluğu başka bir hukuksuzlukla çözmeye çalışmak o ayrı bir dünya orası yani. Yani devlet orada olmamalı diyoruz. Devlet her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hukuk içinde mücadelesini vermeli. Bu bakış açısıyla bunların hepsi günü gelir ele alınır. Belki bir rövanşizmden söz etmiyoruz. Yani bir rövanşist anlayışla rakiplerini boğmak üzerine, itibarsızlaştırmak ya da cezalandırmak üzerine bir anlayıştan söz etmiyoruz. Ama bir de toplumun geniş kesimlerinden bir hesap sorulması yolunda bir beklenti ve talep var. Çünkü giderek de yükseliyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı da, işte İYİ Parti Genel Başkanlığı da olası ittifak ortaklarınızın liderlerinden hepsinden bir devri sabık yaratmayacağız ifadesi duyulduğunda insanlardan kamuoyundan, toplumdan şöyle bir itiraz yükseliyor. Hesap mı sormayacaksınız? Şimdi bu işin tabiatında öyle bir şey yok. Yani zaten bağımsız bir yargınız varsa, yargıya giden şöyle yarım sayfalık bir şikayet dilekçesi bile dikkate alınmak zorundadır. Yani bu kadar dosyalardan bahsediyoruz değil mi? Bu kadar ayyuka çıkmış iddialar var. Şimdi bağımsız ve tarafsız yargının bunlara bakmaması diye bir şey zaten düşünülemez ki. Yarın meclis kompozisyonu değiştiğinde, yani çok ciddi iddialarla ilgili bir araştırma komisyonu kuralım bakalım neymiş bu? Bir soruşturma komisyonu kuralım neymiş bu dendiğinde, meclis aritmetiği de değiştiğinde zaten bu işin doğal akışında bu denetimin hepsi olacaktır. Onun için ben yasama denetimi diyorum, yani meclis denetimi diyorum. Onun için yargı denetimi diyorum, onun için idari denetimi diyorum. Yani hatırlayın 2002 seçimlerinden sonra koalisyon dönemindeki hükümetin ne var ne yoksa hepsi ama hepsi masaya yatırıldı. Yani rahmetli Ecevit bile Yüce Divan'a sevk edildi, hatırlayalım. Yani hani dürüstlüğü konusunda pek de kimsenin şüphesi olmayan değil mi? Yani rahmetli Ecevit bile o süreçten geçti. Dolayısıyla bu işin zaten tabiatında var ama rövanşizm ayrı bir şey. Yani o devri sabık oluşturmak ayrı bir şey. O biraz iktidardan yani kaynaklı bu, galiba efendim. Yani iktidar bunlar rövanşist anlayışla geliyor diyerek o bugüne kadar yapılmış yolsuzlukların bir şekilde üzerini örtmek ve sorgulanmasını, hesap sorulmasını önlemek amacıyla bir algı operasyonu yapıyor olabilir mi? Çünkü itiraz onlardan yükseliyor ağırlıkla. Şimdi yani, şöyle yani bu burada tamamen ilkesel hareket etmek zorunda herkes. Yani ilkeler bazında ve hukuk bazında hareket edilmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Yoksa kimse denetimden, kimse hesap vermekten muaf olamaz, böyle bir şey zaten düşünülemez yani. Ama bunu bir siyasi tutum olarak çivi çiviyi söker. Onlar nasıl yaptı biz de canlarını okuyacağız, paspas edeceğiz falan gibi. Yani bu terminoloji, bu yaklaşım çok önemli yani. Çünkü Türkiye biliyorsunuz yıllarca üste çıkanın alttakini ezdiği bir kısır döngüyle yönetilmiş. Yani gücü eline geçiren diğerini ezmeye başlamış. Şimdi bu kısır döngüye de bir şöyle dur dememiz gerekecek. Yani
yönetim gücünü eline geçirenin hukuk çerçevesinde hareket edeceği güvencesini vatandaşlarımıza vermek zorundayız. Yoksa eğer iktidar partisini destekleyenler böyle bir sürecin başlayacağını düşünürlerse, yani hukuksuz, haksız, hukuksuz bir şekilde bir devrin tümünü sabıkalı ilan etmek, bir devrin tümünü karalamak, hepsini bir çuvala doldurup cezalandırmak gibi bir tutum sezerlerse, o zaman iktidar partisine hala destek veren vatandaşlarımızın farklı kaygıları olabilir. Yani onları da anlamak lazım. Yani ve zaten bu şekilde korkutacaklar. Bakın, görelim, seçime doğru giderken iktidar partisinin ve partilerin biraz kampanya unsurundan birisi de olacak. Yani aman Cumhurbaşkanı'na sahip çıkalım, aman şöyle yapalım, aman böyle yapalım, yoksa çok kötü olur. Böyle WhatsApp gruplarından şundan bundan yayacaklar. İşte onlara alan açmamamız lazım. Yani her şeyin hukuk çerçevesinde yürüyeceğinin güvencesini bizim bugünden vermemiz lazım. Bu bir lakaytlık değil. Bu yanlışlarla mücadele etmemek anlamında ben bunları söylemiyorum. Yani denetim konusunda bir gevşeklik olsun diye de söylemiyorum. Hissiyatı gayet iyi anlıyorum. Yani hesap sorma hissiyatı vatandaşlarımıza yaygın, bunu anlıyorum. Ama bunun hukuk içerisinde yapılması gerekiyor. Hukuksuzca ya da böyle kategorik yaklaşımlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. İlk bölümdeki son birkaç dakikamız, son bir soru bu bölümde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik MOBESE görüntülerinin servis edilmesi de çok tartışıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, aslında uzunca bir süredir Türkiye'de bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani ülkenin güvenliğinden sorumlu birimler istihbari çalışmalarla vatandaşların güvenliğinden sorumlu birimler bazen bu ellerindeki bilgileri, belgeleri tamamen siyasi amaçla kullanabiliyorlar. Bu doğru değil. Yani bunların amacı, yani MOBESE'ler varsa MOBESE'lerin amacı vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Oradaki görüntüleri kendi siyasi argümanlarına destek olarak sağda solda kullanmak değil yani. Hukuksuz bunlar yani. Hukuksuz. Şimdi bakın, açın. Böyle bir şey yok. Normalde yapamazlar yani. Yapamazlar. Normalde mevzuatını açın bakın. İstihbari malzemenin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir hukuk çerçevesi vardır. Ama şu anda hukuk dinlemeyen bir hükümet var. Yani ilelebet iş başında kalacak ve hiçbir zaman hesap vermeyeceğini zanneden bir anlayışla yönetiliyor şu anda Türkiye. Ciddi bir vurdum duymazlık var yani. Onun için bunlar yanlış işler. Ama dediğim gibi vatandaşlarımız o günü bekliyor. Seçim gününü bekliyorlar. Ve o gün geldiğinde asıl söyleyeceklerini o gün söyleyecekler. Ve bu gidişe bir dur diyecek olan varsa o yine halkımız olacak. Seçim günü seçmenlerimiz olacak. Sizi de takip ediyorlar mı? Kemal Kılıçdaroğlu takip edildi, izlenmekten, yani dinlenmekten çıkardığı işi bizi izliyorlar biçimde. Sizi de izliyorlar mı? Bizi izliyorlar mı, izlemiyorlar mı diye bir merak içinde de ben hiç olmadım. Yani hep arkadaşlarımızla ben biraz ironi olsun isterlerse diyorum. Yani mesela benim hani yani çalışma mekanlarında falan hiçbir zaman bir şöyle bir böcek taraması falan yaptıralım demedik yani. Çünkü isterlerse kamerayı takalım, canlı web kamerasını, 24 saat canlı yayın yapsın. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok ki. Yani sadece bu memleketimizin sorunları çözülsün, halkımızın yüzü gülsün, ülkemiz özgürleşsin ve zenginleşsin diye çalışıyoruz. Kendimiz için çalışmıyoruz. Onun için çok rahatız. Onun için çok açığız yani. Hiçbir korkumuz yok o açıdan. Yani gizli saklı, yani bir de şu, hani devlet olunca devletin bazı devlet sırları vardır. Hani devlet sırrının telinde bilgiler vardır, güvenlik telinde. O devletin mahremidir mesela. Ama bir siyasi partinin mahremi olmaz yani, öyle bir şey yok. Dolayısıyla biz gayet açık, gayet net. Hiçbir şeyden korkmadan hareket ediyoruz. Çok çok rahatız yani. Zaten ellerinde şöyle ufacık malzeme olsa görürdünüz şimdi yani. Boy boy televizyonlardaydı, bol bol gazetelerde de. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ha, iftira olur, çamur olur. Ha, malzeme üretebilirler. Şimdi teknoloji çok ilerledi yani. Hani böyle çamur atma malzemesini teknolojiyle de üretebilirler. Hani vay işte şöyle bir şey varmış, böyle bir şey varmış. Ama işin özü sağlamsa korkmazsınız. İşte bizim işimizin özü çok sağlam. Biz bu vatan için çalışıyoruz, bu ülke için çalışıyoruz. 84 milyon için çalışıyoruz. Onun için çok rahatız yani.
Tamamladık mı süreyi yoksa? Süre tamamlandı. Varsa bir, kısa bir cevap aslında almak üzere. Ben siz bir dönem işlerine de baktığınız için bu Ekrem İmamoğlu'nun izlenmesi sürecinde, MOBESE görüntülerinin sızdırılması sürecinde aynı zamanda İngiltere Büyükelçisi'nin diplomatik güvenliğinin de tehdit edildiğine dair yorumlar yapıldı ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türk Büyükelçisi'ni çağırıp bu konuyla ilgili olarak bir nota verdiği söylendi. Evet. Türkiye'den de resmi bir açıklama yapılmadı. Bu pervasızlık diplomatik skandalları da tetikler mi? Ya, Türkiye'nin şu anda hukuku hiçe sayan, diplomatik teamülleri hiçe sayan, uluslararası ilişkilerde hiçbir ilke kural tanımayan bir hükümet tarafından yönetildiğini zaten dünya alem biliyor. Yani böyle nezaketmiş, kuralmış, diplomatik teamülmüş, böyle bir şeyler. Şu andaki hükümetin lügatı da yok böyle bir şey yani. İşine ne gelirse onu yapıyor. Keyfi ne isterse onu yapıyor. Bir hukuk kaygısı yok. Bir hukuk çerçevesi içerisinde kalma kaygısı yok. Bir uluslararası hukuk çerçevesi kaygısı içerisinde yani öyle bir kaygı yok. İşte ilk değil mi, ahim dediniz, Avrupa Konseyi dediniz. Öyle bir kaygı yok yani. Ne olacak? Ne önemi var yani? Şey öyle. Hissiyat öyle yani. Ne yapabilirler? Yani? Avrupa Konseyi'nden çıksak ne olacak? Şimdi bu kaygılar, hukuk çerçevesinde kalma kaygısı bir kere ortadan kalktıktan sonra iş başka mecraya giriyor. Hatırlayalım, bu ülkenin İçişleri Bakanı ya, her birimizin güvenliğini korumaktan sorumlu olan ve bunu hukuk çerçevesinde yapmakla mükellef olan bir bakan çıkıyor, ne diyor? Siz gidin yapın diyor, mahkeme kararı arkadan gelsin diyor. Bizim polis teşkilatımıza, değil mi? O pırıl pırıl genç polisler var şimdi. Hani ve yani her kademede gerçekten işini çok düzgün yapmaya çalışan emniyet mensuplarımız var. O kurumun başındaki bakan, sözde bakan diyelim, hukuksuzluk talimatı veriyor ya. Yapın geçin diyor, arkadan mahkeme kararı gerisi gelsin diyor. Böyle bir şey olur mu? Yani bu tam bir vurdum duymazlık yani. Tam bir hukuk tanımazlık. Onun için elle tutulur. İpe sapa gelir, hiçbir şey yok. Aramayın yani, öyle bir şey yok. Onun için artık tamamen seçim sonrasına hazırlanmak lazım. Yani bunları tabii ki doğruları söylemek zorundayız ama yani uyarırsak, konuşursak belki yola gelirler falan, böyle bir şey yok. Uyarmak bizim görevimiz, doğruları konuşmak bizim görevimiz ama düzelirler mi? Ben hiç beklemiyorum artık. O bitti. Zaten böyle beklentimiz olsa, yani şöyle ya da böyle bu ülkenin sorunlarının çözüleceğine inansak biz Deva Partisi'ni kurmazdık ki. Yani Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurmamızın en önemli sebebi şu andaki hükümetin bu ülkenin sorunlarına asla ama asla artık çözüm üretemeyecek. Ve mutlaka yeni bir siyasi hareketin, yani tüm ülkeyi kucaklayan, özgürlük diyen, adalet diyen ama bunu 84 milyon için bunu isteyen bir siyasi partiye olan şiddetli ihtiyaç, biz bunu gördük. Onun için Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurduk. Bir ara verip sonra devam edeceğiz. Tamam. Liderler Masası'nın ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölümde Sayın Babacan'la seçim, ittifaklar ve ekonomiyi konuşacağız. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.